Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yalvarıyoruz? En büyük duamız kendimizden ileri. Mümin kardeşlerimizin derdiyle dertlenmemiz gerektiği. Şu zamanda Allah Teala muhafaza eylesin, bizim de başımıza gelmekten, ama Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi efendim, dualardan unutmuyoruz, unutmayalım. Rabbimize yalvarıyoruz. Çok zor durumdalar. Binlerce insanı soymuşlar, götürmüşler. Nereye gittiği belli değil. Ondan sonra dün arkadaş anlatıyor. 1,5 milyon genç kız çocuğunu çalıştırılacak diye mecbur etmişler. Çin'in oralara buralara yaymışlar. Ondan sonra onları ekseri fuhuş işlerine zorluyorlar. Sonra o kadar kızlar perişan olup köyüne dönüyor birkaç sene sonra. Oraları da bozsun diye. Bu sefer aile de sahip çıkmıyor, sen bozuldun diye. Vesaire vesaire vesaire. Böyle bir belaya düşmüş Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimiz. Şimdi bunlara nasıl dua etmemiz lazım? Ağlamamız lazım. Gece gündüz yalvarmamız lazım. Allah bunlara bir hürriyet nasip etsin. Bunlar müstakil olsunlar da inşallah. İslam'ı yaşayabilsinler. Onlardaki dindarlık oranı Türkiye'den fazladır. Doğu Türkistan'daki dindarlık oranı Türkiye'den fazladır. Hakikaten çok muhterem insanlardır. Kur'an ehli insanlar, hafızları çoktur. Ya ama imtihandır ya. Onun için biz biraz keyfi kaçıralım da şu Müslümanların derdine düşelim de harama hürmetine. Amin. Sübhane rabbil aliyil alel vâbil hamdülillâhi rabbil âlemin. Salatü vesselamu alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya erhamer râhimîn. Ya erhamer râhimîn. Ya erhamer râhimîn. Habibim buyurdu, Recep-i Şehrullah. El haram. Recep Allah'ın haram ayıdır. Sen buyurdun mine erbaatun hurum. 12 aydan 4'ü haram aylardır. Bu Recep için, Recep-i Şehri, Recep benim ayımdır buyurdun. Senin ayında senin Müslüman kullarına zulmeden bu komünist Çinleri kahreyle ya Rabbi. Helak eyle ya Rabbi. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Bunlara kimse dur diyemiyor veya demiyor veya nüfusları fazla, kuvvetleri fazla. Senden fazla değil ya Rabbi. Seni aciz bırakamazlar ya Rabbi. Senin kudretine ile yarışamazlar ya Rabbi. Sen kadiri mutlaksın. Senden ümit kesilmez ya Rabbel alemin. Harama hürmetine yetiş ya Rabbi. Yardımını yetiştir ya Rabbi. Dostların himmetini yetiştir ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın hürmetine, harama hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seni zikreden, Habibinin risaletini itiraf eden, ikrar eden, sana iman eden, Resullerine iman eden, bu Müslüman Doğu Türkistan kardeşlerimizi acil hürriyetlerine kavuştur ya Rabbi. Vatanlarında rahata kavuştur ya Rabbi. İbadet hürriyetlerini ihsan eyle ya Rabbi. Çingavurun elinden halas eyle ya Rabbi. Tam bir müstakillik, bağımsızlık nasip eyle ya Rabbel alemin. Veya gayren nasirin, veya gayren fatih. Kafirlerin bu işte de tek millet olduğu ortaya çıkıyor. Dünyanın gavuru burada da seyirci kalıyor, herkes görüyor. Çünkü el küfrü milletin vahide, küfür tek millettir, İslam tek millettir. Artık Arabı, Acemi, Türkü, herkes anlasın ki İslam tek millet, küfür tek millet. Ona göre Araplar da ne yapacak? Hem Kıbrıs'taki Türklere sahip çıkacaklar, Müslüman Türk milletine. Araplar Kıbrıs'ı tanıyacaklar, oradaki Türkleri. Ondan sonra bu işler sadece Filistin meselesi değil. Bu sadece Arap olduğu zaman hassaslığa lüzum yok. Bunun Arabı, Türkü, Acemi yok. Burada İslam ve Müslümanlık ön planda olması lazımdır. Dünya burada hassas davranmadı. 70 tane Arap devleti var. Bunların hepsi burada bir şey konuşacak. Ne oldu? Konuşan yok. Burada ırkçılık yapılmamalıdır. Bak bu Türkler çok Müslüman bir millettir. Doğu Türkistan halkı çok Müslüman, mübarek bir insanlardır ya. Burada artık nerede bir Müslümanın başı ağrısa bizim ağrıyacak. Diken bassa bize batacak. Böyle bir şuurla insan yalvaracak. Evine girilmiş gibi, çoluk çocuğuna saldırılmış gibi yanacak. Bu başına gelmiş adamın ya, sen burada çay çorba iç, tamam ye iç, ama bir de dua et de kardeşim ya. Allah'a dua edelim, amin diyelim, bedava onu da yapmıyoruz. Onun için Rabbimize yalvarıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidina Muhammed ve al seyyidina Muhammed. Muhammed Mustafa'nın bahşi hakkı için, onun ehli beyti bahşi hakkı için, şehri haram hakkı için, cumbarek haram ay Recep Şerif hakkı için, Allah'ım o Doğu Türkistan Müslümanlarının kanlarını, canlarını, ırzlarını, mallarını, namuslarını ve haysiyetlerini Çin gavuruna haram eyle ya Rabbi. Yasak eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. Onları bir an evvel bize de hayırlı haber aldır ya Rabbel Alemin.
onlardan taraf. Ya Rabbel Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala sahbihi ve selleme. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin, amin, amin. Evet, Doğu Türkistan'da şehit olan, artık binlerle telaffuz ediliyor. Resmi rakamlar 180 bin. Bu Çin bu kadar yalancı saate gel ki. 180 kişi öldü diyor, işte 160 kişi. Onların da 40'ı Doğu Türkistanlı. 40 tane zavallı Doğu Türkistanlıymış. Geri kalan Çin askeri ölmüş. Bu kadar yalan olur mu ya? Adamların ellerinde bir şey yok. Camiden çıkanı götürüyorsunuz ya. Cuma'dan çıkanı mı? Çok büyük bir yalan dönüyor. Binlerce şehit var. Öyle haberler geliyor. Onların ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Allah'ın bu şehadetleri kabirlerine nur olarak tarafımızdan hediye ettik İsa'yla ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasir.